kıymetli kardeşlerim, burası aziz insanların yaşadığı aziz bir belde. Burada evliyaların başı olan Ömer Hüdayi Baba Hazretleri var. Allah onun şefaatinden ayırmasın. Şimdi ben Akçabat'ta oturuyorum. Büyük zatlardan bir tanesi beni ziyarete geldiler, teşrif ettiler. Ama oturduğum yer o kadar basit köy evi ki, hanımı dedi ya bura ne kadar iptidai filan. Ona celalle dönerek ne diyorsun dedi. Aziz olan burada oturan insandır. Yer hiçbir zaman aziz olmaz. Şimdi kardeşlerim, gelir gelmez uçaktan ayağımızı karaya bastık. Dedik ki buranın asıl sahibine gidelim. Onun nazarına mazhar olalım ve programımızı inşallah yapalım. Gittik. Benim hatırıma Anadolu evliyalarını biraz araştırdığım için kimliği hakkında sorgulama geldi. Yani Ömer Hüdayi Baba kimdir? Ondan sonra Haydar Hoca kimdir? Bu iki soruyu sordum. Ben Karadenizliyim. Benim soyum Horasan'dandır. Bize Türk oğlu Türk derler. Lakabımız da kibarlıdır. Yani büyükler, benim geçmişimde dedem rahmetliyi hatırlıyorum. O bölgede bir mesele olduğu zaman hakem kurulu, şimdi nasıl hakimler kurulu var, o kurulun başı da rahmetlik dedemdi. Zanlıyı konuştururlar, onlar da dinler, gerekli yükü verilir, mahkemeye gitmeden de iş halledilirdi. İşte ben o sülaleden geliyorum. Ama asıl hukukçu burada hocam onlar. Şimdi kardeşlerim, yani ben şahsen buyum. Aslım da bize Türkoğulları derler. Yani Türkoğlu Türk'üm. Bununla da iftihar ederim. Gelip ziyaret ettiğim insanın kimliğini ortaya koyalım. Zaza Kürtlerinden Ömer Hüdayi Baba Hazretleri. Onun halifelerinden Muhammed Baba, o da Zaza Kürtlerinden. Fakat öyle bir harmanlama var ki bu ailede, Cenab-ı Peygamber Efendimizin sülbünden gelen insanların devamı. Ama Anadolu'da bazen Türkmenlerle, bazen Kürtlerle yuva kurmuşlar, bu güzel medeniyeti inşa etmişler. Bizim aramızda Kürt, Türk, Laz, Çerkez problemi yok. Bu adam Müslüman, iman ehli mi değil mi? Müslüman, canını feda eder. Artı benim sevdiğim, memleketimin memleketimde misafir olan aslen Malatyalı Koca Vaiz oğullarından. Koca Vaiz Seyyid, evladı Resul'ün devamı. Onun işte devamı Mustafa Hayri Baba Hazretleri. O da o sülpten geliyor, sülaleden geliyor. Vasiyet etti ki Haydar Hoca'nın memleketinde
beni defnedin. O da şimdi benim misafirim orada. Vasiyet etti ki Haydar Hoca. Arkadaşlar bir taraf Kürt, bir taraf Türk, bir taraf Seyyid, Hülasa, Laz, Çerkez hepsi karma olmuş. Bir bilek, bir yürek, bir millet olmuşuz. Ben net konuşuyorum. Hiçbir zaman bu insanın aslı odur. Allah şahit, düşünme diye bir kanaat, bir fikir hatırımdan geçmedi. Nasıl olur da onun himmetinden, nazarından istifade ederim diye hep o yolda gayret etme, istikamete girme benim çalışmam oldu. Ve inanıyorum ki bizim milletimizin de ana karakteri budur. Bu Türkmüş, Kürtmüş, Lazmış, Çerkeşmiş, bunun hiçbir farkı yok. Hepsi birdir, hepsi bir millettir. Bize bu ta 1200'lü yıllarda Hacı Bektaşi Veli Hazretleri'nin bıraktığı büyük bir mirastır. Hacı Bektaş Horasan'dan arkadaşlar Ahmet Yesevi Hazretleri'nin yetiştirdiği ulul azim manevi şahsiyet. Anadolu'nun maneviyatta genel kurmay başkanı. Bunu böyle bilelim. Arkadaşlar haritayı gözünüzün önüne alın. Maveraun Nehir bölgesi Horasan, onlar birbirine yakın. Oradan Hacı Bektaş kalkıyor ta Nevşehir'e kadar. Hacı Bektaş denilen yere kadar geliyor. Coğrafi böyle matematik hesaplarını bilen Selim nerededir? Selim 7000 kilometre var mı? En az 7000 kilometre arkadaşlar. 1200'lü yıllarda 7000 kilometre yol Hacı Bektaşi Veli ve ahvadı yol kat ediyor. Uçak yok. Artı tren yok. Artı yani otomobil yok. Ne var? At var, deve var, eşek var. Hangisiyle geldi? Bana kalırsa hiçbiriyle gelemedi. Tabanvayla geldiler. 7000 kilometre yol kat edilerek Anadolu topraklarına geldiler. Niçin biliyor musunuz? O günün şartlarında Haçlı Avrupa buluşuyor, birleşiyor, İslam dünyasını yok etmek istiyor. Ahmet Yesevi Hazretleri İslam'ın ilk setini Nevşehir'de inşa etmek üzere bu vazifeyi Hacı Bektaşi Veli'ye veriyor. Ve geliyorlar malum. Anadolu'ya geldiğinde Türkmen Türkleri onu karşılıyor. Yörükler, hepimizin bildiği yörükler. Tabii 1071'de Anadolu'ya girildi ama Anadolu'da İslam henüz yerleşmemiş. Gönüllerde iktidarı olmamış. %2, %3, bilemedim %5. Bazı yerlerde %10. Böyle bir bölgeye geliyor Hacı Bektaş, Allah şefaatinden ayırmasın, bir medeniyet inşa ediyor. Kimden? O Türkmen Türklerinden. Arkadaşlar, öyle ki bunlar henüz %99, onda 9'u Müslüman olmamış. Yalancı, hırsız, gaspçı, ne ararsan bunlar da var. Şimdi geldi ya, bırakıp gitmesi de mümkün değil. Bir emir üzerine, bir vazife üzerine geliyor. O insanlarla tek tek meşgul oluyor. Önce Müslüman ediyor, sonra bunların nefislerini terbiye, tezkiye, tabi tutuyor.
Bunlardan mürşidi kamiller, Anadolu'yu İslam yapan mürşidi kamiller yetiştiriyor. Bugün biz işte bu serpintinin kalanlarıyız. Onun devamıyız. Yani onlardır bizim atalarımız. Bunun içinde bakınız Hacı Bektaş'ın Müslüman ettiği insanlar arasında Rum var. Ermeni var. Keldani var. Yezdani var. Süryani var. Lazı var. Çerkezi var. Boşnağı var. Arabı var. Acemi var. Oğlu var. Bunları bir yoğuruyor İslam kültürü, İslam maneviyatı, İslam medeniyeti, İslam diniyle yoğuruyor. Bunun adına Müslüman Türk diyor. Bizim aslımız budur arkadaşlar. Yani biz Laz da olsak Müslüman Türk'üz, Arap da olsak Müslüman Türk'üz, Boşnak da olsak Müslüman Türk'üz, Süryani de olsak Müslüman Türk, hepimiz Müslüman Türk. Için sevgili kardeşlerim, biz kardeşiz ama son zamanlarda öyle fitneler atıldı ortaya ki bu fitnelerin etkisinde kalan akıl sahibi insanlar acaba diyerek şeytanın ağına düştü. Şimdi el ele vereceğiz bu fitneyle. Dairenin dışına çıkan arkadaşlarımızı evvela kazanacağız. Biz hep biriz sevgili kardeşlerim. Nasıl ben geldim Zaza kültü olan Ömer Hüday Baba'nın dergahında şefaatini diledim. Aynı şekilde biz birbirimizi bu şekilde karşılayacağız. Var mısınız buna? Evet kardeşlerim, aslında çok konu var ama sizi de fazla tutmak istemiyorum. 15 dakika diyorum, 1,5-2 saate çıkıyor. Gene 15 dakika diyelim, inşallah orada kalıyoruz. Çok tutmayalım. Bugün burası tarım bölgesi. Tarıma dikkatlerinizi çekerek ne noktaya geldiğimizi anlatacağım. 2002 yılında köylere çıkıyorum. Yani tarım arazilerini geziyorum. Kardeşlerimle sohbet ediyorum. Sakın ha bu iktidara oy verip, yani bu partiye oy verip iktidar etmeyin. Yarın öyle bir hal yaşayacaksınız ki ektiğiniz tohum para etmeyecek. Yani ürün yetiştireceksiniz. Hasılatı masrafınızı karşılamayacak. Artı geçim için kredi alacaksınız. Beni o gün dinleyenler bilirler. Alacaksınız ama ektiğiniz, yaptığınız masrafı karşılamadığı için bu efendime söyleyeyim krediyi de ödeme imkanı bulamayacaksınız. Aradan birkaç sene geçecek, 3 sene geçecek, 5 sene neyse. Ektikleriniz sizi geçindirmediği için bu sefer topraklarınızı satacaksınız. Sakın ha bir karış toprağınızı satmayın. Beni takip edin. Ben sizin kurtuluş reçetenizim. Ben bu işi iyi biliyorum. Merak etmeyin. Ben çocukluk yaşlarında yalınayak toprakta yürüyen, tarlada çalışan bir insanım, bir babanın evladıyım. Sırtımda tütün sepetleri, ben hem okuyordum hem de aileme hizmet ediyordum. Böyle tütün yetiştirenler bilirler, ellerimiz zifirle apacı olurdu. Ne kadar yıkarsanız yıkayın çıkmazdı. Yani ben bu kökten geliyorum, ben sizden biriyim. Lütfen beni dinleyin, bu işi halledelim. Bunlar yapamazlar. Neden? Çünkü Avrupa Birliği'ne söz verdiler. Avrupa diyor ki, birlik,
Eğer siz bizimle olmak istiyorsanız 35 milyon o günün şartlarında tarım bölgesinde nüfus var. Yani Türk milletinin 35 milyonu köylerde ziraatla uğraşıyor. Eğer orada bunlar kalırsa biz Avrupa Birliği olarak buğday yetiştiriyoruz, mısır yetiştiriyoruz, fındık yetiştiriyoruz, üzüm yetiştiriyoruz, kiraz yetiştiriyoruz, sayıyor. Ben bunu kime pazarlayacağım? Böyle ikili sohbet yapıyorlar. Size bak pazarlayacağız. Senin 35 milyonun köyde, dolayısıyla onların ürettiklerini kendi iç pazarında tüketeceksin. Bana pazar kalmayacak. Benimle olmak istiyor musun? Evet. O zaman köylerden nüfusu boşaltacaksınız. En fazla 10 milyon kalacak. Tamam mı? Tamam. E tabii bu talimatla Türkiye'ye dönüyor bizim bu siyasi arkadaşlarımız. E gelip vatandaşlarımıza köyü boşaltın, sizi burada kabul etmiyoruz demesi mümkün değil. Onu dese millet ayıkacak. Ne yapıyor? Buğdayı yetiştiriyor, atıyorum. Kaç kuruşa mal etti? 90 kuruşa. 70 kuruşa alıyor. Kaç kuruşa mal etti? 110 kuruşa. 80 kuruşa alıyor. Hep zararına, hep zararına. Bir sene, iki sene, üç sene artık bu zararla vatandaş başa çıkamıyor. Yavaş yavaş köylerden dökülmeye başlıyor. Nereden biliyorsun? Yahu ben de şimdi toprak ağası oldum. Ve su fiyatına toprak satılıyor. Vallahi billah su fiyatına. Eskişehir'in Bozan köyünde. Bizim hanım oralıdır. Ben o köylüyüm. Arkadaşlar Allah sizi inandırsın. 400 liraya yerin dönümü. 1000 metrekare yer 400 lira. Su o fiyata alınır mı? Soruyorum size. İşte pazarlığı yapan bizim Bilal Bey, Bilal Karamuz. Aşağı yukarı 1000 dönüme yakın yer aldım. Bana lazım olduğu için değil. Şimdi orada tarım sanayisi geliştireceğim. İnşallah o insanlara iş kaynağı oluşturacağım. Dinlemiyorlar beni. Dinlemediler beni. Siz de dinlemediniz. Net konuşuyor. Ben bu arkadaşları tanıyorum, kardeşleri. Bunlar iyi insanlar, kötü insanlar değil. Ama bu adamların kafası böyle çileli işlere çalışmaz. Bunlar oturacaklar. Volük derler bizde. Volük vuracaklar böyle. Havadan para kazanacaklar. Ama sen öyle değilsin ki. Sen gece gündüz koşacaksın. Toprağını süreceksin. Ekinini ekeceksin. Hayvanına bakacaksın. Zar zor geçimini temin edeceksin. Olay budur. Bunlar senin halinden anlamaz. Senin halinden kim anlar? O toprakta yaşayan, çalışan, senin gibi duygusu, düşüncesi, inancı olan insan anlar. Ben dedim dedim, o gün de sakalım vardı. Sakalım olmasa diyeceğim ki sakalım yok, dinlemediler beni. Şimdi sevgili arkadaşlar, öyle bir noktaya geldi ki 35 milyon nüfus nerede biliyor musunuz? Ben şimdi Bozan'dan edildiğim bilgiden bahsediyorum. Bizim kayınbiraderi orada, nerede dedi, bizim Bilal'den alıyorum bilgiyi. Nerede bu insanlar? Yerlerini satan şehire inip bir kapıcılık yapmak istiyor. Kapıcılık. Yazık, günah değil mi arkadaşlar? Köylü bu milletin efendisi değil miydi? Nerede bu efendi? Şimdi arkadaşlar, efendi olmaya var mısınız? Var mısınız? Ben söylüyorum, zannetmeyin ki boş konuşan adam değilim. Bak benim dünyanın en güçlü kadrosu benimle beraber. Ben kendinden konuşan bir adam değilim. Burada kıymetli üstadlarım var, sorun. Bir mesele olursa evvela onlarla tartışırım, görüşürüm, konuşurum. Hocalarımdan müsaade alırım, onu görüş haline getir. Oturup böyle hikaye anlatmayız.
Lütfen hocalarım kalksın konuşsun. Doğru mu muhterem hocam? Yani ben öyle sadist bir insan modeli değilim. Adil bir insanım. Evvela son nefeste göçmenin ve ahirette verilmesi gereken hesabın hesabını yaparım. Allah da bundan bizi vazgeçirmesin. Konusunda aslında çok konuşacaklarım var. Ama size birkaç tane madde sıralayacağım. Bu maddeyi hiç unutmayacaksınız. Bir defa pazarlama probleminiz olmayacak. Anlaştık mı? Ben buğday yetiştirdim. Yulaf yetiştirdim. Pancar yetiştirdim. Bunu kime satacağım? Böyle bir derdiniz olmayacak. Neden? Haydar Hoca, çünkü size yetiştirdiğiniz ürünün %50 avansını tohumu toprağa atmadan vallahi de verecek, billahi de verecek. Var mısınız? İki, sevgili arkadaşlar, sizin gerek tohumunuz, iki, gerek gübreniz, gerekse kullandığınız petrolünüz, bu benzin olabilir, mazot olabilir, devlet 5 yıl, buraya iyi dikkat edin, Türkiye Cumhuriyeti devleti 5 yıl bila ücret, yani ücretsiz verecek. 5 yıl. Neden? Neden verecek? Siz ayağa kaldıracak, kalkacaksınız. Milletin karnını doyuracaksınız. Sırtını giydireceksiniz. Ve sevgili kardeşlerim, tarım en güçlü stratejik üründür. Anlaşıldı mı? Yani topundan, tüfeğinden, askerinden daha önemli nedir? Tarım ürünleridir. Düşman üzerine yürüyorsun, silahın var, mermin var ama yiyecek ekmeğin yok, içecek suyun yok. Savaşabilir misin? Bitersin orada. Onun için tarım olmazsa olmaz, Türk milletinin değil, bütün insanlığın birinci sırada sahip olması gerektiği servettir. Anlatabildik mi? Ben bunu senelerce söyledim. Ama inşallah arkadaşlarım, tarım bölgesinde olan kardeşlerim anladık değil mi bunu? Şimdi bütün köylere, birbirimize destek olarak Bağımsız Türkiye Partisi'nin dışında hiçbir görüşe yer vermemeye çalışmak için seferber olmaya var mısınız arkadaşlar? Allah şahit, ben bu işi biliyorum. Gerçekten biliyorum. Hocam yahu sen bu işi tamam, yetiştirdin ürünü, kime satacaksın? Millet zaten çulsuz. Çuldan torbadan oldu. Nerede bu benim şey? Bakın arkadaşlar, Rusya Federasyon olarak Türk dünyası benimle, beni siz meclise koymadınız. Birleşmiş ülkeleri, kim bu? Rusya, Venezuela, Brezilya artı Hindistan, Çin ve Güney Afrika. Bunlar dediler ki biz Haydar Hoca ile anlaşacağız. Meclisin dışındayım ben. Arkadaşlar, ilim dünyanın en güçlü silahıdır, en güçlü servetidir. O bizde var. Bu kadro bizde var. Bak, yeminle konuşuyorum. Bugüne kadar iktidar olmuşların bütün bakanları, hatta vekilleri bir araya gelsinler, bu iktidara dahil. Bizim kuracağımız kabinenin 1000'de biri vallahi de olamazlar, billahi de olamazlar. Bu vatan, bu millet seni bekliyor. Bu vatan, bu millet seni bekliyor. Sevgili kardeşlerim, ilk yıl tabii arkadaşlarım daha genç.
çıkıyoruz ya Haydar Hoca'nın kadrosu yok. Halbuki biz 35-40 yıldan beri bir aradayız. Hepsi dört dörtlük. Mesela Ömer Eğilci hocamız ta lise çağlarından bu tarafa benimle beraberdir. Yahu bizim noksanımız, onun noksanı, bir şey kalmadı. Çünkü biz çok açığız. Çünkü biz her zaman istişare ederiz. Bir araya geliriz. Ülke meselesini, tarım meselesini, hayvancılığı, madenciliği, denizciliği, ormancı, hepsini istişare ederiz. Araştırırız. Arkadaşlar konuşuyor. Bir arkadaşım, kusura bakmayın, dedi ki hocam, diyor ki, bir yılda Avrupa'yı, iki yılda Amerika'yı, üç yılda dünyayı. Orada unuttuğumuz bir şey var. Ben üçüncü yılda Amerika'ya, Avrupa'ya işçi getireceğim, işçi. Çünkü öyle bir iş hacmi ortaya çıkacak ki, öyle bir potansiyel ortaya çıkacak ki, bizim insan gücümüz buna kafi gelmeyecek. Vallahi de gelmeyecek, billahi de gelmeyecek. Bana inanın. Sonra bakın ya, bir insan konuşurken yalan konuşacak tip mi? Değil mi? Sevgili arkadaşlar, konuşacak çok şey var ama o kadar da ileri gitmeyelim. Öyle mi? Evet arkadaşlar, şimdi gelelim şu madencilik konusuna. Türkiye sevgili arkadaşlar, gene ben konuşurdum, derdim ki Gümüşhane var ya, evet, ben Gümüşhane ile Türkiye'yi 100 yıl bakarım. Bana sadece Gümüşhane'yi teslim edin. Aa, ne var Gümüşhane'de canım? Bir de baktık ki Sayın Başbakan'ın hısımları gitmiş Artvin'le Gümüşhane arasında olan altın damarını almış. Sevgili arkadaşlar, milyar dolarlar. Yani Türkiye'nin 100 yıllık ekonomik geliri sadece Gümüşhane'nin altınıyla karşılanabilir. Yeraltı kaynaklarımız 3 katrilyon dolar. Ben ilk gün bunları söylediğim zaman sevgili kardeşlerim, aa bu adam atıyor. Halbuki bunların aşık olduğu Avrupa dokümanlarından bunları topladı. Bunlar 3 diyorsa mutlaka 5'tir. Sonra bunun ham maddesi bu. Eğer bunu siz işler kullanılır hale getirirseniz en az 1'e 10, 1'e 100, 1'e 1000 değer katar. Mesela bunun ham maddesi demir, değil mi? Şu anda mikrofon. Bu ham madde topraktan çıkartıldığı zaman zannederim ki 3 lira 5 lira civarındadır. Ama şu anda bu kaç para Ahmet? 1000 Türk lirası bu. Kaç misli değer kazandı? Kaç misli değer kazandı? Lütfen bir hesap edin. Selim oğlum, sen hesaplamıyorsun. Sen de kaldın matematikte. Seni boşuna olimpiyat birincisi yaptın. Evet arkadaşlar. Tam 250 kat değer kazandı bu. Adam kalkıyor Türkiye'nin toprağını, burada okuyacağım şimdi bu madenleri, Cominco şirketine, Antolia Mineral şirketine, kısaca Amerika'nın, Avrupa'nın şirketlerine bedavaya ikram ediyorlar. Adam da buluyor bunu, Türkiye'de işlemiyor. Gümüşhane'den benim bildiğim, Selim'in de buna şahadeti var, kendi memleketi olan Çayeli'nde arkadaşlar madenler çıkıyor, gemilere doluyor, işlenmiyor. Avrupa'ya, Amerika'ya gidiyor. Niye? Yahu sana toprağını bile koklatmıyorlar. Memleketinde işliyor bunu.
Ve düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Yüzlerce milyar dolarlık servet bedava elimizden çıkıp gidiyor. Altın, gümüş, demir, bakır, bor, taş kömürü, lingit, çinko, krom, fosfat, kuvars, kurşun, kil, berlit, tuz vesaire. Tam 30 tane maden. Sevgili kardeşlerim, yapılacak olan iş bu servete sahip olup 3 katrilyon dedik ya, hayır, en az 5 katrilyondur. Bunu işleyip yüzlerce katrilyona çıkarmamız lazım. O zaman Türkiye sadece bu nüfusu değil. Ya samimiyetimle ifade ediyorum. Orta Doğu coğrafyasında mevcut olan bütün din kardeşlerimi bir eli yağda, bir eli balda bakacak kaynağa sahiptir. Bunu yapalım. Şimdi bu serveti biz verdik. Ne için? Avrupa Birliği'ne girmek için. Bunların şirketlerine. Avrupa dedi, Amerika dedi, teslim ettik. Şimdi Kıbrıs'ı da aynı yaptılar. E yazık, günah değil mi sevgili arkadaşlar? Birisi yırtınıyor, diyor ben bu işi biliyorum, bunu yaparım. Kulak tıkıyoruz, gözümüzü kapatıyoruz. Gidiyoruz bu adamlara teslim oluyoruz. Bir de mücahit diye bunları ilan ediyoruz. Lan bunlar kim? İslam kim ya? Az evvel çok muhterem üstadım Ünal Bey burada ifade buyurdular. Bunlar ayakkabı kutusundan, kunduradan anlarlar. Başka bir şey de anlamazlar. Evet kardeşlerim. Diyorlar Haydar Hoca ne biliyor ki? Avrupa Birliği Türkiye için zararlıdır. İki, yani atıyorum. Avrupa Birliği için bizi almasın. Oğlum senin kafan çalışmıyorsa Haydar Hoca'nın günahı ne? Bizde et kafalı derler, kot kafalı derler, koca kafalı derler. Neden? Şimdi izahını yapar. Neden? Avrupa Birliği seni kendi içine dahil etmesi için sende menfaati olacak. Sen Avrupa Birliği'ne girmeden Gümrük Birliği'ne girdin, adam seni sülük gibi emiyor. Yani Gümrük Birliği'nde alacağını alıyor, neye sana versin? Aptal mı senin gibi? Kabul ederse namerdim. Kesinlikle. Ya bir yerden akar var. Ben de buna vereyim. Verir mi bu insanlar? Asla vermezler. Ve bizi Avrupa Birliği'ne almayacaklar. Bunu iyi bilin. Şimdi almadıkları halde Türkiye'yi bedava ele geçirmeye çalışıyorlar. Kalkıp bir savaş yapsalar şu kadar milyar dolar topu, tüfeği, mühimmatı, şusu busu, ama bir seçime Avrupa Birliği ülkeleri el ele verse onun bütçesinden 10 milyar koyduğu zaman Türkiye'de seçimi almak o kadar zor olmuyor. Nitekim bizim geçen seçimde Akçaabat, ki o zaman 40 bin nüfusu olan bir ilçe, 5 milyon Türk lirası sarf edilerek, ki biz Fikret İnan hocamızı hakikaten donanımlı bir arkadaş, herkes çok da ciddi çalışmaları var o bölgede, talebeler yetiştirmiş. Bir de baktı ki beni sevenlerin dışında Fikret'e oy veren çıkmamış. Araştırıyoruz ki Fikret'i parayla sattılar. يَبِعُ الدِّينَهُ بِعَرَضِ مِنَ الدُّيَا Allah peygamberi haber veriyor. Ahir zamanın en büyük alameti basit bir dünya menfaatine Allah'ın dinini satacak. Bugün maalesef buradayız. Şimdi sevgili arkadaşlar, el ele verelim. Biz sizin dünyanızı kazanacağız. Endişe etmeyin. Ben bu işi biliyorum. Bunda kuşkunuz olmasın.
Burada kıymetli arkadaşlarım anlattı. Ruslar beni terk etmez daha. Çünkü onlar maden buldu. Yahu iş bu kadar açık ortada. Ben insanıma kendimi kalkıp reklam edeceğim. Bu da koyuyor bana, açık konuşayım. Yani evvela beni görecek olan Türk milleti olması lazım. Öyle değil mi? Nasıl bir boya? Nasıl bir sihir? Nasıl bir cambazlık ki bizi böyle gizliyorlar? Geçen yıl 2013'ün değerlendirmesini yapıyoruz. Beni de programa aldılar. Hocam sen ne diyorsun? 2013'ün en güçlü olayı Haydar Hoca'yı gizlemektir dedi. Neden biliyor musunuz? Az evvel kıymetli hocalarım burada bahsettiler. Şimdi o bir tane çantamda Rus dumasında Lebedev olsun, Kavreles olsun, bunların görüşleri var. Lebedev diyor, ben iktisat matematiğinde dünyanın birincisiyim diyor. Benim üzerime adam yok diyor. Rusya çöküyordu, gidiyordu arkadaşlar. Kim kurtardı onu? Bu fakir kurtardı ya. Bu insanlar arkadaşlar, bu insanlar bak vallahi de billahi de böyle bir saat iki saat değil. Yakaladıkları zaman beni bir çocuğun anasını emdiği gibi hep bilgimi aldılar. Ve ben bilmiyordum ki bunlar böyle işte bir sistem geliştirecekler. O da benim sistemim olacak. Bunu bilmiyordum. Oturuyorduk ilim adamı olarak. Demek bunlar kendilerini yetiştirmek istiyor. Meğer öyle değil. Putin'in özel danışmanları bunlar. Sevgili arkadaşlar, ve Rusya benim eserimdir, yanlış anlamayın. Şimdi bazı hasetler beni kendilerine benzetip Haydar Hoca da evet Tayyip Bey Amerika'nın adamı oldu ama Haydar Hoca da Rusya'nın adamı. Hadi oradan terbiyesiz sen. Dünya Haydar Hoca'nın adamı olacak. Kafanıza atın koyun. Manyaklar. Şimdi sevgili arkadaşlar, yani öyle bir hal ki bu, ben şahsen izahını yapamıyorum. Geliyorlar, benimle oturuyorlar, konuşuyorlar, tamam dört dörtlük inanıyorlar. Yahu kapıdan dışarı çıktı mı, bir de bakıyorsun fitne kalbine giriyor. Dedim ki daha bundan sonra kimseye bir şey konuşmayacağım. Sevgili arkadaşlar, benim de onurum var ya, bana dokunuyor. Yani sen beni Devlet Bahçeli ile mukayese. Devlet Bahçeli kimdir ya? Benim ilmimi zekatı etmez. Başbakan kimdir? İlmimin sadakası etmez. Bunu vallahi de doğru. Hodri meydan çıksınlar konuşalım. Bütün ekonomistlerini koysunlar ortalarına gelsinler konuşalım. İki, sonra onların ben hepsini hemen hemen tanıyorum. Daha kim kaldı? Kılıçdaroğlu. Ya Kılıçdaroğlu şimdi başladı demeye ki ben peygamber sülalesindenim. Be kardeşim sen neredeydin bugüne kadar? Kimliğini bugüne kadar gizleyen bir adam Haydar Hoca'nın rakibi olabilir mi Allah aşkına? Yani o da Ehl-i Beyt'i bizler anlattıktan sonra kendinin Alevi olduğunu ifade etme cesaretini bulabildi. Siz hiç Sayın Kılıçdaroğlu'nun Alevi topluluklarına gidip ben Aleviyim, İmam Ali şöyle büyük insandır, Peygamber Aleyhisselam Efendimizin hakiki vekilidir dediğini duydunuz mu?
biliyorsanız bana da deyin, ben de özür dileyeyim Kılıçdaroğlu. Şimdi bu arkadaşlar böyle. Ama yiğidi öldür, hakkını ketmetme. Bugün İstanbul'da onun bir belediye başkan adayı var. Güllerin sarısı. Parti kurduğu yıl bana geldi. Televizyonda oturuyoruz. Efendim, bizim Selim Bey'in de eniştesi kabul edilir. Amcasının kızıyla evliydi. Dedi ki hocam dedi, yani hakikaten Mustafa Sarıgül için ne derlerse desinler, dürüst bir insandır, çalışkan bir insandır, takdir ettiğim, sevdiğim bir insandır. O da beni çok sever. Kendisine hem akıl hocası hem bir maneviyat büyüğü olarak beni görür. Öyle mi? Yani gelir, konuşuruz. Şimdi bu arkadaşın İstanbul'u almasıyla çok samimi konuşuyorum. Ya bugün İstanbul'da bir trafik problemi var. Senelerden beri Sayın Topbaş, Topbaş'tı değil mi? Neredeydi senin aklın? Kalktı bizim çok muhterem hocam Ata Bey'in efendim teleferik projesini çalıyor. Ya bu senin projen değil ki. Ata Hoca'nın projesi. Ya el insaf, insan kalkar der ki ya Ata Hoca çok teşekkür ederiz. Sen bir ilim adamısın. Ya benim hocam farklı bir hoca. Bizim hem genel başkanımız Allah razı olsun. Sadece fizikçi de değil, aynı zamanda da kimyacı. Efendim, bundan müsaade istesene. Siz bunu çalıyorsunuz ama kutulardan başladılar çalmaya. Şimdi arkadaşlar, Türkiye'nin ilk defa teleferik projesini ortaya koyan kadro bu partidir. Ve inşallah göreceksiniz. Ben geldiğimde arkadaşlara da söyledim. Belediye başkan aday. Çünkü çok ucuz, az bir maliyetle yapılabilecek bir sistem. Bir ip geriyorsunuz. Artı bir de kabin koyuyorsun. O kadar. İşte belli yerlere 500 metre veya 1 kilometre ötelere de istasyonlar koyacaksın. Hepsi bundan ibaret. Bindiriyorsun milleti, gır 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 gidiyor. Hem de semadan gidiyor, seyrederek gidiyor. Allah Allah, ne kadar güzel diyor. Elazığ'da şimdi sen bunu düşün. Ta Köyen'e kadar gittiğini düşün bunu. Samimi diyorum. Adam gezi için gider, işi için gider, seyahat için, her işin için gider. Hem de çok ucuz maliyetli. Melih şimdi Ankara'da bu projeleri şey ediyor. Peki kardeşim Melih, sen kaç yıllık belediye başkanısın? Aklın yeni mi başına geldi? Ve mesela karayolu yapıyorsunuz. Ona harcadığın paranın onda biriyle bunu yapıyorsun. Teleferiği yapıyorsun. Sevgili arkadaşlar, bizim belediyeciliğimiz de çok farklı olacak. Ucuz ve geliri fazla. Bak, aşevi yapacağız, aşevi. Benim belediye başkanlarım bunları biliyor. Nedir bu aşevi? Atıyorum, herhangi bir ilçemizde sabahtan akşama kadar kazan kaynayacak. Anadolu tabiriyle bir çorba, bir bulgur pilavı yiyecek. Ama yiyecek, karnını doyuracak. Allah razı olsun diye de dua edecek başkanıma. Bu aşevi arkadaşlar, İnşallah kıyamet sabahına kadar o ilçede, o ilde bizim mirasımız olarak kalacak. İki, misafirhaneler yapılacak. Vatandaş, eskiden kervansaraylar vardı. Ya nasıl bir medeniyet anlayışı ki sen geçmişini güne taşımıyorsun. Yazık, günah değil mi? Bizim geçmişimizde kervansaraylar vardı. Günlerce giderler, kervansarayda misafir kalırlar.
O tarihlerde ki bu Selçuklu tarihi, o tarihlerde muhterem arkadaşlar kalorifer sistemi kervansaraylarda var. Bir gün Kayseri'de yerini unuttum, kusura bakmayın. Kervansaraya gittik. Baktım şu kalınlıkta borular, çamur borular. Bu nedir dedim. Dediler ki bu kalorifer sisteminin boruları. Şimdi arkadaşlar, yani işi o kadar uzatmaya gerek yok. Biz inşallah misafirhaneleri de kuracağız. Karnımızı doyuracağız, inşallah temiz yatağımızı da yatacağız. Bu vatan, bu millet seni bekliyor. Daha? Bu vatan, bu millet seni bekliyor. Daha huzur evleri. Efendim? Her türlü merkez olacak. Evet arkadaşlar, yapılması gereken, benim şimdi hepsi aklımda değil tabii, belediye başkanlarımızdan mutlaka bunları öğrenin ve mutlaka bağımsız Türkiye Partili arkadaşlarımızı seçin. Seçin ki hizmet görün, hizmet görün ki bize dua edesiniz. Bizim en büyük kazancımız da bu. Şimdi geliyorum en son olarak cemaat, ekonomiden bahsettik mi? Ekonomiden de birkaç satır bahsedelim. Arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Allah rahmet eylesin, Mustafa Kemal döneminden beri parası yoktur. Niye? Çünkü bugünkü kurallara göre global dünya milletlere borç para veriyor. O devletler de parasını hazinesine koyuyor. Atıyorum kaç parası var hazinede? 50 milyar dolar. Bunun karşılığında parasını basıyor. Piyasaya sürüyor. Dolaşımı o para çıkıyor. Adı o devletin parası ama kendi değil. Kendisi onun tercümesi. Aslı ne? O devletlerin aldığı krediler. Euro ise euro, dolarsa dolar. Biz de 35 yılı aşkın zamandan beri sendikasyon kredilerini alıp bankalarımıza, affedersiniz, hazinemize koyuyoruz. Doğrusu sendikasyon kredisini bankalar alıyor, devlete satıyor. Devlet de bunları hazinesine koyuyor. Bunun mukabilinde parasını basıyor. Şimdi bir ara geliyor, bir bakıyorsunuz dolar pırr diye yukarı uçuyor. Ya hükümet tedbir alsın. Senin paran yok ki tedbir alacak ya. Sana ait bir şey yok. Adamın parası istiyor çıkartıyor, istese anında indirir. Verilen karar tamamen siyasidir. Ama Haydar Hoca'nın döneminde bu nasıl olacak biliyor musunuz? Arkadaşlar, Haydar Hoca biliyor mu bunu? Biliyor mu? Evet. Hep inanamıyorsunuz bak, çok zayıftı. Evet. Haydar Hoca bu işi biliyor. Arkadaşlar, para ne biliyor musunuz? Para emeğin ve üretimin karşılığı olan şeydir. Emek nedir? İşte burada konuşuyoruz. Öğretmenlik yapıyoruz, doktorluk yapıyoruz, işçilik yapıyoruz. Aşçılık yapıyoruz. Bunlar emektir. Üretim yapıyoruz. İşte sayın üretilen mamulleri, sanayi mamulleri. Bütün bunların karşılığına para denir. Anlaşıldı mı? Anladık mı bunu arkadaşlar? Yani ekonomiyi benim kadar iyi bilen yoktur. Bu kadar basit anlatan da yoktur. Onların yazdığı ekonomik kitaplarını okuyun. Vallahi de bir şey anlamazsınız. Billahi de anlamazsınız. Çünkü bilmezler ki. Şimdi hep benden öğreniyorlar onları. Ediyorlar filan. Sen bunu bilmezsin oğlum. Sen kafanı hiç çalıştırmadın ki, yormadın ki. Şu milletin karnını nasıl doyuracağım? Böyle bir derdin olmadı ki.
Şimdi arkadaşlar işte bizim dönemimizde ne yapacağız biz? Haydar Hoca hanımlara maaş verecek. Yapamaz. Çocuklara maaş vereceğiz. Yapamaz. Efendim tarım kesimini sigortalı yapacak. Yapamaz. E senin kafa burada olursa yapamaz. Ama benim kafa sende olursa yaparsın. Nasıl yaparız? Arkadaşlar anlamadan geçit vermeyin bana. Bak anlatacağım. Nasıl yapacağım anlatıyorum. Onun için diyorum ki bir yılda Avrupa, iki yılda Amerika, üçüncü yılda onları Türkiye'ye işçi getirme. Biz nasıl gittik onların kapısında süründük. Onları getireceğim burada ben efendiliği de öğreteceğim, insanlığı da öğreteceğim, Müslümanlığı da öğreteceğim. Yani süründürmeyeceğiz. Bizim insanlığımıza bu yakışmaz. Bizi öldürmeye gelen bizde dirilecektir. Burayı bilin. Türkiye'nin şu anda gayri safi milli hasılası 1,5 trilyonun üzerinde arkadaşlar. Ama biz bu kadar kabul edelim onu. İktisat kurallarına göre para madem üretim ve emeğin karşılığıydı bizim karşılığımız da bu. Ne yapmamız lazım? Onu paraya tebdil etmemiz lazım. Şimdi para babası ülkeler, global zenginler, devletler kendi paranı basamazsın diyor. Bu benim hakkım diyor. Seni sömürmek benim hakkım. Eğer bunu basarsan savaş ilan ederim sana. Savaş yapmadan seni sömüreceğim. Bunun adı sömürüdür arkadaşlar. Vallahi de billah. Adamlar teslim oluyor. Onun için Atatürk'ü bundan anlayamaz ki. Bunlar köle adamlar. Köle! Müslüm'le bugün sohbet ediyoruz hocamızla. Dedi ya hocam dedi. Bir cumhuriyet kuruldu. Çöken bir imparatorluktan öyle nadir şartlar var ki bir cumhuriyet kuruldu ilan edildi. Adama demediklerini bırakmadılar. O dinsizdir, o kumar masasında, o şurada burada bunu kurdu. İcraatları Mustafa Kemal'in ortada. E bunlar Müslüman olarak geldiler, anamızı ağlattılar. Dini din olmaktan çıkardılar. Birazdan müsaadenizle oradan da birkaç satır örnek vermek isterim. Bunlar kim? İslam kim? Dinler arası diyalog. Arkadaşlar Kur'an'da Allah buyurur ki biz kimsenin dinine karışmıyoruz. Ben kendi dinimin inanç kurallarından bahsediyorum. Buyuruyor ki bir tane din vardır. Estağfirullah. İnne dine indallahil İslam. Bir tek din var. Benim geçerli olan dinim budur. Sayın Başbakan, Allah şahit, biz affedersiniz Boğaz'da bu Beykoz tarafında denize nazır bir yerde sabah kahvaltısından öğle ezanına kadar bir arada kahvaltı sohbeti yaptık. O zaman o İstanbul Belediye Başkanı dedim Sayın Başkan biz Erbakan hocadan çok şey bekledik. Ama çok kısır bir dünyası var. Bu cemaatlerden bir cemaat oldu. Hatta daha da küçülttü olayı. Kuşatamadı. Şimdi sizin yapacağınız herkesi kuşatmak. Bu şekilde yaptığınız takdirde biz sizden bir kapı bekçiliği dahi istemeden sizi desteklemeye varız. O gün ona söz verdim. Geliyor Trabzon'a. Bizim Asım Aykan var, Trabzon Belediye Başkanı. Onun kızının düğünü. Orada benimle ayaküstü görüşüyor. Efendim, hakikaten Karadeniz'in bütün belediyeleri de onlardan.
Diyorlar ki bir yemek yiyeceğiz bu akşam, özel yemek. Oraya lütfen adresi veriyorlar. Gel, ben de gidiyorum. Trabzon valisi, hanımı, sayın şu andaki başbakanımız, bendeniz gittik oturduk. Rahmetli Kalaycıydı soy ismi. Kalyoncu, tamam. Kalyoncu. Hasan Kalyoncu. Öldü, Allah rahmet eylesin. Onunla biz yan yana düştük. Efendim, Trabzon Belediye Başkanı da sol tarafımda. Görüştük. Ben müsaade istedim. Hediyeyi ikram ettim. Sayın Başbakan geldi. Dedi inşallah, dedi, ben Rize tarafına geçiyorum. Dönüşte mutlaka sizinle görüşeceğiz. Dedim bizden endişe etmeyin. Bizden bir defa söz çıkar. Ancak dedim benim size orada hatırlattığım gibi bizim olmazsa olmaz bir şartımız var. O şart da bu milletin imanıyla kimsenin oynamasına müsaade etmeyiz. Bugün en büyük hile de dinler arası diyalogdan geliyor. Yani Müslüman Türk evladını hiç kimse fark etmeden Hristiyanlaştırma propagandasıdır. Bu konuyu biz araştırdık. Delillerini ortaya koyduk. Bu olmadıktan sonra biz sizin yanınızdayız. Tamam dedi. Arkadaşlar gitti geldi. Bu olaydan takriben 3 ay sonra ofta bir efendim miting organize ediliyor. Sayın Başbakan bana bu sözü verdiği halde 4 tane hak din var diyor. Hristiyanlık, Musevilik, efendime söyleyeyim İslam sayıyor. Pardon, bir de bir bu din, yani bir din daha ilave ettiler ona. Tabii ben bunları takip edemiyorum. Arkadaşlar, hocam bak sen böyle dedin ama gazetelerde okuduk. Orada dinleyenler de var. Böyle söylüyor. Yok dedim, o mümkün değil. Bizzat benimle konuştular. Okuduk. Baktık ki hakikaten doğru. Yetmedi. Gitti Anadolu seferinde aynı şeyleri söyledi. Asım Bey'le irtibat kuruluyordu. Dedim Asım'a ki biz artık bundan sonra bu sizinle bu yolda yürüyemeyiz. Siz yanlış yapıyorsunuz. Yani dünyanızı kazanmak için ahiretinizi feda ediyorsunuz. Sizin helak olmanız bir tarafa, bu millet helak oluyor. Ben dedim sizinle yok. Allah'ın selameti başınıza olsun. Şimdi bu adamlar kalktı şimdi paralel devletten bahsediyor. Fethullah şöyle derin devletin adamı. Böyle paralel devlet. Kardeşim, bunu oralara getiren sensin. Emniyette söz sahibi yapan sensin. Adalet mekanizmasında söz sahibi yapan sensin. Türkiye'de ne kadar kurum kuruluş var, bunları buraya getiren sensin. Şimdi de diyorsun ki bu adamlar derin devlettir. Yani paralel devlettir. Anlaştınız. Şimdi ben de diyorum sana ki bu büyük bir suçtur. Yani devletin dışında böyle bir faaliyet suçtur. Hukukçu burada hocalarım var. Peki niçin sen bu suçu ihbar edip savcılıklarla soruşturmaya girmiyorsun? Hep tiyatro oynuyorsun. Niye yapmıyorsun? Hadi bir yap. Bana göre bu şimdi mağduriyet edebiyatını yapmak için bunların adını vererek incitmek de istemiyor. Bu onun da projesi değil. Çünkü bunların hayatları başkalarının düşüncesi üzerine kurulmuş dünyada yaşamak. Sevgili arkadaşlar, evet şimdi ben diyorum. Paralel devleti kurmak isteyen Hoca Efendi de yanlışta. Sayın Başbakan da yanlışta. Ben Hoca Efendi'ye hatırlarsanız 67 idi değil mi? 67 yılında
pardon 67 nereden geldi aklımıza? 97'de. Peki de o zaman söyledik. 97 yılında yaptıkları yanlışları hatırlatmak, doğruya davet etmek, dedikodu yapmadan, Allah şahit, mektup yazdım, zat-ı hallerine gönderdim. Kıymetli hocam, şu anda girdiğiniz yol Müslüman Türk'ün yolu değil, İslam yolu değil. Bizim itikadımız belli, esasları belli. Onun için lütfen ayıkın kendinize gelin. İtikat dışı işlere de yer vermeyin. Bunun vebali çok büyüktür. Hiç kimse bunun altından kalkamaz. Efendim, onlardan bir tanesi iftarlara papazları çağırdılar. Papazlar iftar sofrasında dua ettiler. Şimdi epey hoca arkadaşım var burada. Ben de biraz hoca sayılırım. Bir Müslüman teslis akidesine inanan insanın duasına amin derse dinen bunun hükmü ne olur? Ne olur? Evet, mürted olur. Ya sen bunu yapıyorsun, Müslüman denilen insanların hepsini dinden çıkartıyorsun. Niye? Onun inandığı Tanrı'yla senin inandığın Allah arasında dağlar kadar fark var. Yani onun tanrısı senin Allah'ının büyüklüğünü idrakten acizdir. Bunu bil. Sen kalkıyorsun efendim bunlara dua ettiriyorsun. Ha barış yapacaksın. Ama bunun yolu bu değil ki. Ya mesela dini yine tahrif eden o günün şartlarında tanıdığım arkadaşlar var. Onları dini tahrif ettiği için öne çıkartıyor. Ya hoca yapma böyle. Bizim de anamız dilimiz ağlıyor. Adamlar mesela bir tanesi hakikaten ilahiyatçılarda çok üstün seviyede bir adam. Trabzonludur. Tanıyorum onu. Rahmetli Cansız Hoca'nın talebesi. Güçlü bir arkadaş. 4 sene de benimle beraber oldu. Şimdi kuyuya bir taş atıyor. Gidip 50 kişi çıkartamıyoruz onu oradan. Güçlü bir adam. Efendim onu almış. O tahrifatından dolayı hediyeler veriyor. Öne çıkartıyor. Ben de öyle bıkmışım ki yalnız kaldım. O ilahiyattaki profesörler, docentler, hocalar hepsi hikaye. Yani neye karşılık? Bugüne kadar canını feda ederek, malını feda ederek, Allah yolunda bu kadar şehit vererek bugüne taşıdığımız dinimizi siz bir cümlede heba ediyorsunuz. Hep düşünüyorum. Akçaabat'tayım. O kadar üzülüyorum ki. O arkadaşımız gene bir sohbetinde canım diyor hadisler diyor öyle sayı hadisler olsa olsa 60 tanedir. Ondan sonra duruyor 5 dakika geçiyor. Olsun 100 tane. Lütfediyor. Bir peygamber 23 yıl risalet dönemi geçiyor. 60 tane sözü var. 100 tane sözü var. Uzatmayalım. Kalk ne yapacaksın yani? Vuramazsın, dövemezsin, sövemezsin. Elin kolun bağlı. O üzüntüyle uyudum. Bir rüya görüyorum. Hazreti Fahri Alem Efendimizin bir davası var. Avukatı da Haydar Hoca. Öyle sevinerek uyandım ki dedim bunlar artık deli rüzgar ne yandan eserse etsin. Şimdi arkadaşlar, evet senin bu arkadaşlarla problemin var Sayın Başbakan, doğru. Ama bunun yolu bu değil ki. Onu hesaba çekmem. Hukukun
adliyenin, adaletin önüne getirme. Bunu yapacaksın, biz de sana Allah senden razı olsun diyeceğiz, dua edeceğiz. Yapmadın. Zina yasasını sen çıkarttın. Domuz etini kasaplık hayvan olarak sen kasap dükkanlarına. Mesela biri gelse dese ki ben domuz eti istiyorum. Kasap da dese ki satmıyoruz, yüttü. Suç. Bunu bu hale sen getirdin. Hazreti Fahri Alem Efendimiz Necran Hristiyanlarına diyor ki, onlar diyorlar biz de senin gibi Müslümanız ya Muhammed. Hayır diyor. Siz üç sebepten dolayı Müslüman olamazsınız. Nedir? Birisi domuz eti yiyorsunuz. İkincisi haça tapıyorsunuz. Üçüncüsü de İsa'yı Allah'ın oğlu diyorsunuz. Onun için siz Müslüman değilsiniz. Gelin Müslüman olun. Şimdi arkadaşlar bakın, bir insanın Müslüman olmasına mani olan şartlardan bir tanesi de nedir? Domuzdur. Domuz etidir. Sen getiriyorsun bunun kimin için? Avrupa'yı memnun etmek için. Ama Avrupa'yı memnun ederken de bu milleti helak ediyorsun. Şimdi kardeşlerim, uzun sözün kısası. Bu arkadaşları biz uzun zamandan beri deniyoruz. Oylarımızla, dualarımızla bunların yanında olduk. Öyle mi? Ama bunlar bu işi becerebildi mi? Hayır. Niye? Tarım gitti. Hayvancılık bitti. Geçen sene saman ithal edildi. Samanı ithal ettik diye gitti bakanlar, vekiller bayram ettiler. Bu hale düştük ya. Ben bir zamanlar 70'li yıllarda bir işletmenin bölge müdürüydüm. Kars'a inek almak için arkadaşlarımızla giderdik. Samimi konuşuyorum. Onların yayılımlarında, hayvanların dolaştığı, otladığı yerlerde nasıl inek sürüleri? Yani bir vatandaşın ahırında 50 tane, 100 tane ahırında, geniş ahırlar. Efendim ineği var. Aradan uzun bir zaman geçti, iktidar oldu bunlar. Gittik o köylere yine, vallahi de billahi de vatandaşın en fazla bir tane ineği var. Hepsini sapmışlar. Sen ülkeyi, hayvancılığı bitirdin. Tarımı bitirdin. Madencilik burada saydım. Bütün bunlar elimizden çıktı. Denizcilikte hiçbir şeyimiz kalmadı. Ormancılık desene öyle. Sanayi, işsizlik almış başını gitmiş. Türk lirası yok piyasada. Dolar fırlıyor gidiyor. Hala bunun nereden kaynaklandığını bilmiyorsun. Sen bu ülkeye hizmet edemedin, edemiyorsun. Sayın Başbakan'ın yapacağı iş, ya biz bu işi anladık yaptık, anlamadık yapamadık. Ey millet, hakkınızı helal edin, ben Allah'a ısmarladık deyip gidiyorum demesidir. Aksi takdirde ne dünyada ne de ahirette bunun hesabını veremez. Ama sevgili arkadaşlar, bunun da bu derece yetki sahibi olmasını temin eden siz kıymetli vatandaşlarımsınız. Onlar bir mesul ise asıl sizsiniz. Siz en az iki mesulsünüz. Bundan sonra bu yanlışı yapmamaya hep beraber söz veriyor muyuz arkadaşlar? Evet. İkrar veriyor muyuz? Evet. Allah razı olsun. Size doyum olmaz. Biz az konuşacağız dedik. Ne kadar oldu? Bir saat oldu mu? He? Oho. Neyse, frene yine ben bastım. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu seçimden, önümüzdeki seçimlerden hayırlı neticeler almak üzere Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Genel Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kendilerine hediye vermek üzere Bağımsız Türkiye Partisi kadın kollarını temsil eden Ebru Hanım ve yönetimi ve yine İcmal Gençlik Derneği adına Ülten Mutluay ve ekibi hediyeleri takdim edecekler. Buyurun.